Türkiye'nin dergilerini ve dergiciliği konuştuğumuz mecmuada konumuz Arkeoloji ve Sanat Dergisi. Bu dergiyi kurucusu ve gelen yayın yönetmeni Nezih Başgelen'le konuşacağız. Nezih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkeoloji ve Sanat Dergisi 1978'den beri çıkıyor. Şu anda 174. sayısı raflarda diyebiliriz. Şimdi spesifik bir alan dergisi, arkeolojiye odaklanmış bir dergi. İşin sanat boyutu, sanat tarihi de var ama merkezde arkeoloji var ve e, şimdi 1978 yılına gidiyorum. Ben o yıllarda yoktum ama hani biliyoruz o tarihi. 78'de Türkiye'sinde arkeoloji tırnak içinde söylüyorum popüler bir konu değildi. Kesinlikle. Kimsenin yüzüne bakmayacağı bir konuydu. Hatta Siz... hatta birazcık e, yabancılaştığı hem aileler düzeyinde yani ee, aile ortamında da e, çalışma dünya, da ki baba halde o dönemde ben çok aktif bir e, çalışma hayatım vardı. Orada bile arkeolojiyi e, konu olarak getirdiğiniz vakit mutlaka en e, altlara itilir. Yer olursa e, imkan verilir. Yoksa da hiç haber olarak değeri bile e, bugünkü gibi e, ilgi görmezdi. Peki o yıllarda bir arkeoloji dergisi çıkarmak yani çılgınca bir iş. Siz nasıl cesaret ettiniz? Nereden aklınıza geldi? Şimdi Siz şöyle... tamam arkeoloji okudunuz İstanbul Üniversitesi'nde. Babaleye yakınsınız. O anda da okumuyorum. Ama... Ee, şöyle 76'da girdim ee, arkeolojiyi birinci tercihim olaraktan. Idealist bir yapıda arkeolog olacağım. Bu alanda da e, gerçekten bir şeyleri dönüştürmeye de yürekten inanmış bir yapıda geliyorum. Baktım 1977 yılında çok uzun bir Anadolu seyahati yaptım. Afyon'dan ta Fırat kıyılarına, Nemrut Dağı'nın tepesine ki de daha başka merkezlere de bir de baktım inanılmaz nereye gitsek ne doğru düzgün yayın var. Ne doğru düzgün araştırma var. Bu konularda ilgili bir şey arıyorsunuz. Kazılar var mıydı o dönemde? Kazılar var nispeten. O dönemde ki sayıların da ilk sayılarda yayınladık zaten. E, yabancı kazıların daha fazla olduğu, yerli kazıların e, imkanlar nispetinde işte Anadolu'da belirli merkezlerde e, yoğunlaştığı bir e, süreçti. Ama bilgi boşluğumuz çoktu. Yani toplumla arkeolojik alanlar arasında ilgiyi besleyebilecek doğru düzgün yayınlar yok. Araştırmalar yok. Üniversiteler bir şeyler yapıyorlar ama onların da yayınlamaya imkanları e, kısıtlanmış Hı. dergiler çıkmaz olmuş yani belirli periyotlar var mesela İstanbul Üniversitesi'nin e, Ankara Dil Tarih Fakültesi'nin, Coğrafya Fakültesi'nin yayınları o dönemlerde yayınlanamıyordu. Bir sürü sıkıntılar var kağıt bulunamıyor e, hatırlarsanız o 70'lerin sonunda o 24 Ocak e, kararları ve sonrasında daha da derinleşen ortamda ciddi bir sıkıntı var. Tam biz, o e, ortamın Evvelinde baktım burada ciddi bir köprüye ihtiyaç var. Bu köprüyü ne kurabilir? Dergi kurabilir, yayınlar kurabilir. Bu bilgi boşluğunu doldurabilecek araştırmaların hazırlanmasına teşvikler e, sağlamak lazım. O konuda gerçekten gözü kararttık. E, daha önce Baba Hali'de çalışmış olmanın getirdiği ki 72-73 yılında Hayat dergisinde yazları Çetin Emeç'in yanında çalıştım. Çetin Bey daha sonra Hürgün'ü kurunca da e, ekibinin bir parçası olaraktan da beni e, liseden çağırtaraktan Hürgün'de görev verdi. Redaktör olaraktan, araştırmacı olaraktan. Orada da bayağı bir dergi nasıl çıkartılır, bir gazete nasıl hazırlanır gayet iyi bir deneyime sahip oldum. Ve bu o deneyimi de o dönemde yazılar yazıyorum. E, onlar işte, arkeolojiyle ilgili, arkeolojiyle yazılar. ilgili e, Pirelli dergisine yazılar yazıyorum. Gezi yazıları daha çok. Bugünkü hani travel dergilerinde olduğu gibi. Ama bir de baktım bu konularda gerçekten bir dergiye ihtiyaç var. Kolları sıvadık. O deneyimlerle öğrendiğim şekilde Bağbali'de o dönemde bir sürü de teknik var. Onu kapandım. Ee, hiç unutmuyorum 1977 yılının Kasım-Aralık aylarında çalışmalara başladık. 6 aylık bir hazırlık evresinden sonra da ilk sayımızı 78 Nisan'da çıkarttık. Şöyle bir avantajımız oldu. Dergiyi tam çıkartacağımız dönemde dağıtım çok önemli bir problem. Bugünkü olduğu gibi. Hayat dergisinde Kemalettin Tuğcu'nun yanında çok bulundum. Bana da çok büyük emeği geçmiştir. Şevket Rado'ya gittim. Kemalettin Bey onun adeta bir özel kalem müdürü gibiydi. Şevket Bey'e durumu anlattım. Böyle böyle ben bir arkeolog olarak tam ve bir Eski hayat çalışanı olaraktan böyle bir dergi projem var. Basmak üzereyiz. Ama dağıtım bir problem. Hemen memnuniyetle evladım dedi. Açtı telefonu. Gameda var o dönemde. Evet. Müthiş bir dağıtım. Gazete Mecva Dağıtım. Dağıtım. Hemen de Milliyet Gazetesi'nin arka köşesinde. Yani bunlar hepsi bir ada zaten. Evet. Baba halde. O günlerin baba iyi anlatabilirim o açıdan. Gittim tam da Gamedan'ın başında da arkeolojiyi bitirmiş fakat mesleğini yapamamış bir müdür arkadaşımız Mehmet Bey. Aa, sağ olsun hemen açtı. Nezih Bey geldi gereğini yapıyoruz çok sevindim dedi ben de bir arkeolog olarak. <laughs> ve ilk sayıyı biz 5000 bastık ve çok ciddi bir Anadolu da yani Türkiye dağıtımı oldu. Ve yetmedi biz 2000 daha bastık ondan sonra yani ilk sayı 7000 çıktı. 45 yıl önceden yani bahsediyoruz. Bugün yıl. bile 5 bin iddialı Yok, bir Evet. Bugün nerede? Ve şöyle diyeyim. O günün bütün kayıtlarını tuttum. Hem Gameda'dan gelen o, o kadar titiz çalışırlardı. Akdağ Madeni'nde nereye gitmiş, kaç tane satılmış. Beytüş Şebab'a kadar, Posof'tan Beytüş Şebab'a kadar dağıttılar ve de abonelerimiz oldu. Aboneler kim derseniz oradaki doktorlar, öğretmenler. Öğretmenler çok destekledi. Hiç unutmuyorum hala da mektuplarını. Mesela Servet, av, serbest avukatlar belli ki arkeoloji biz arkeolog arıyoruz hani okuyacak tam tersine inanılmaz derecede toplumun belirli katmanlarında antik dünyaya ilgi duyan, yakınındaki harabelerle ilgilenen hı hı. ya da tatillerinde gittiklerini mutlaka Efese, Bergama'ya, Aspendos'a gitmeyi önceleyen bir e, demografik yapı bize abone oldu. O çok güzel bir güç getirdi bize. Fakat öyle bir çalkantının içine düştük ki o dönemde. E, dergi çıktı birinci, ikinci, üçüncü sayı gelişen bir çizgide. Hatta 4-5'te renkliye geçiyoruz. Fakat 24 Ocak kararları ülkenin üstünden silindir gibi geçti. 1980. Aman Allah'ım. 80'in başında. Ondan sonra zaten hem politik gerginlik ortamı zaten başlamıştı. Arkada da kağıt bulunmuyor fiyatlar bir gün sabahtan akşama şey de biliyor. Hatta o süreçte e, hiç unutmam çemberli taşıtın arka taraflarında kağıt bulduk diye sevindik. Fakat e, gidip gelene kadar fiyatın öyle bir fiyata gitti ki nakled, nakledecek hammallara verecek para kalmadı. Ya dergiyi o sayıda basamayacağız. Onun üzerine e, hiç unutmam başka da hammal da sokamazsınız. Kağıtçıya dedim ki bunu ben taşısam laf ederler mi? Yok dedi. Onun üzerine bir tane arkalık matbaada şeyde tam milli eğitimin karşısında... ...yani İran kosmosunun öbür çaprazında tam milliyetin e, karşısındaydı. Gittim oraya dedim bana bir tane arkalık Onlara da çalışan şeyler var. Ne yapacaksın dedi matbaanın sahibi. Ya bırakır mıyız? Kağıtları taşıdık ve e, o hammal <laughs> diyeceğimiz şeyine uğramadan... Kağıtları alabildik. Şeyimiz yok. Yani toplumdan para da ya ödeyeceksin ya da ödeyemeyeceksin. O hallerdeyiz. Ama dergiyi çıkarttık. Ama ondan sonra kanter içinde taşımaktan e, üç gün hasta yattım. E, hiç unutma. Ama kafamızda şey vardı. Dergiyi çıkartacağız. Ha Bir de baktık. E, çok ciddi bir abone kitlesi oluştu. Hatta hatta şöyle de bir okuyucu kitlesi oluştu. Onların da mektupları duruyor. Hatta bir ara e, belirli konular çerçevesinde gelen mektupları ver yansıtmıştım Selçuk Erez de onları köşesinde e, kullanmıştı tam şey e, kırk ağaç somadan geçiyor tren hı hı. oradan da vaktiyle gazeteleri okuyacakları atarlardı hı hı. o dönemde de bizim küçük ilanlar çıkıyor işte Arkeoloji sanatlar mesela oradaki bir köylü o atılan gazeteyi alıyor Bak, okuma oranına bakın Oradaki adreste bize ulaşıyor. İşte 40 ağaçtaki e, arkeolojik değerleri e, olduğunu, bunların ne yapılması gerektiğini soruyor. Biz bu sefer Bergama Müzesi ile temasa geçiyoruz. Onları orada buluşturup o eserlerin kırılıp dökülmeden müzenin e, bu işe e, ilgilenmesini sağlıyoruz. Ya da insanlar, atıyorum Ağın'dan Elazığ'dan yazıyor. İşte bizde böyle mağaralar var. Ne yapılır ne edilirdi? Bir Birdenbire bir de baktık Türkiye'de arkeolojiyle ilgili daha definecilik kriterlerinde değil, merakla bakan bir kitle bizlerle bütünleşmeye başladı. Definecilikle ilgili de köy kahvelerinde biliyorsun hikaye bitmez. Onlar da birazcık yani ama onları biz müzelere doğru ittikçe bizden uzaklaştılar ama onlarla da bilgilendirme, bilinçlendirme e, bağlantısını hiçbir zaman kaybetmedik. Bizim modern kazı kültürümüz biraz daha bugünkü anladığımız manada kazı kültürümüz, yani arkeolojik kazı kültürümüz, e, yabancı kazılardan bahsettiğinizi Ben biliyorum. Hani bu hani medyadan haberler, hatıratlardan biliyoruz tarih çalışmalarından. Almanlar gelip diyelim, özel izinler alarak e, meşru bir şekilde kazılarını yapıyor Alman ekipler diyelim, Fransız ekipler vesaire. Ama Türkiye'deki arkeologlar işte Ankara'da, İstanbul'daki, üniversitedeki arkeologların bu modern Türk kazı kültürü ne zaman başlıyor? Orada Hamide Zübeyir Koşay var, Remzi Oğuz Arık var, Halit Çambel var, Ekrem Akurgal var. Bunlar bizim hani popüler isimler böyle ilk akla gelen. Sizin de parçası olduğunuz bir arkeoloji kültürü var. Siz bu meselenin... Yayın tarafıyla bütün bu dünyayı popülerleştirdiniz. Hani Doğru. Bize ulaşmasını... Orada bu iklimin oluşmasında çok ciddi katalizör etkimiz oldu. Hı. Yani tarafları bir araya getirmek, toplumu bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Hı. Çünkü bilgi, bilinç birbiriyle çok bağlantılı. Hı hı. Araya bir de sevgiyi katarsanız, sevgiyle ilgiyi bitirirseniz gerçekten o zaman yapıcı bir bilinç gelişebiliyor. Hı. Biz onu sağlama konusunda çok yol aldık. Siz... O noktaya gelmeden önceki o kazı, kazı süreçli yani o belli bir tarih aralığı var mıdır? Mesela ben... 1870'lerden itibaren diyelim. Cumhuriyet döneminde de şunu diyebiliyoruz mu? Ben örnek için söylüyorum. İşte 1940 ile 60 la arasında bir kazı patlaması oldu. Şöyle, şöyle diyeyim. E, Türkiye'de bir tanzimat sonrası hı hı. sizin de bahsettiğiniz gibi 1860'lardan itibaren e, gelişen bir asarı atika ilgisi ve bu konuda Müze-i Hümayun'un kurulmasıyla beliren bir kurumlaşma var. Hı. Bu kurumlaşma tabii müzecilik alanında çok etkin oluyor. Hı. Bunun eğitimi birazcık geriden gelmiş. Ama Müze-i Hümayun bu konuda çok önemli bir merkez. Hem ulusal kazıların o dönemde başlaması ki Nemrut Dağı'nda Osman Hamdi'nin, e, gene Bilahare, Sidon'da, Lübnan'da, bugünkü Lübnan'da, Sayda Krallar Nekropolü'nde yaptığı çok başarılı bir ...kurtarma e, kazısı diyeceğim. Ve İstanbul'a nakledilen eserler bu e, bugünkü İmparatorluk Müzesi'nin yapılmasına neden olmuş. Bunlar çok önemli kurumlaşma e, çabaları. O arada Makridi Bey'in yabancı heyetlerle yaptığı pek çok çalışma var. Ve bu çalışmalar özellikle Abdülhamit dönemini ve sonrasında çok ciddi bir ivme kazanıyor. Ama asıl ulusal kazılar Cumhuriyet'le birlikte. Özellikle Gazi'nin bu konuya daha e, gençliğinden itibaren ilgi duyması ki Langaza'dan bunu biliyoruz. Hı hı. Langaza tümülüsünün açılması, gene müzeyi tarafından kazılması, onun sonuçlarını orada görmesi, bilahare Ankara'ya geldiği gibi Ankara'daki tümülüsleri kazdırtıyor 1925 yılında daha. Daha Sakarya Harbi sırasında Ankara'da bir Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bir müzenin kurulması daha e, mecliste tartışılıyor. Buna çok önemli göstergeler. Güzel evet de biridir. Ve bugün hala da o dönemin heyecanı, gerçekten 15-20 yılın heyecanı her tarafta takdirle izlenen sonuçları ortaya koyuyor. Bir taraftan Alacahöyük kazılıyor şimdi sergisinin de izlediğimiz. Alacahöyük tabii çok önemli bir ulusal kazı ve büyük bir şans olaraktan da o kral mezarları bulunuyor. Yani hepsi birbirinden değerli ölü hediyeleriyle kurgan tipi mezarların en görkemli örnekleri Alacoyuk'ta karşımıza çıkıyor. Hmm. Ve bunlarda bulunanlar hem o dönemin 30'lar dünyasında e, Avrupa'sında Almanya'da çok büyük e, ilgi uyandırıyor. Yaptırıyor. Çünkü hatta hatta denir ki o sayede bizim Bursa Merinos fabrikasının e, anlaşması o e, sayede kurulan ilgiyle yapılabilmiş. Çünkü Almanların bu konuya bakan kişisi arkeolojiye çok meraklı. Cevat Dursunoğlu bunu öğrenince bir taraftan da şeyi çözmeye çalışıyorlar. O fabrikanın anlaşmasının bir an önce yapılmasını. Bunun üzerine Ankara'dan Gazi'den şeyi istetiyor. Alacoyuk'taki eserlerin en son fotoğraflarını o güneş kursları, geyikler çıkan altın e, ...takılar. Hı. Onları... E, ...göstereceğini söyleyince bu randevu... ...çok çabuk alınıyor. O randevuyla... ...kurulan köprüden de... Bir ...biz e, fabrik... Merinos fabrikasının... E, e, ...lisans anlaşmalarını... ...yapabiliyoruz. Bu böyle de bir... E, ...etkisi olan ya da... E, ...Trakya'da yapılan... E, ...tümlüs kazılarını ki benim de hocamdı... ...Arif Mifit Mansel'in... ...36 yıllarında başlayan... ...projesi 39'a kadar... ...büyük bir başarıyla sürüyor... Türk Tarih Kurumu adına yapılıyor. Tam da onu soracaktım. Türk Tarih Kurumu kurulduktan sonra 30'larda. Türk Tarih Kurumu da bu arkeolojik kazı süreçlerine dahil oluyor mu? Oluyor. Akademik olarak ya da fiili olarak? Ana Rune destekleyicisi Rune. oluyor. Projeleri geliştiren ve projeleri destekleyen de bir bilimsel kurul olaraktan düşünülmüş. Hı. Zaten neler yapacağını Halet Hanım'ın babası olan Gazi'nin de Askerlik arkadaşı Hasan Cemil Çamber bizzat ona dikte ettirmiş. Ben onun hem el yazılı kopyasını gördüm bizzat hem de orijinalini daha sonra Türk Tarih Kurumu'da yayınladı. Türk Tarih Kurumu'nun neler yapması gerektiğini daha başında dikte ettirmiş Gazi Mustafa Kemal. Ve orada bakıyorsunuz arkeolojik kazılar, arkeologların yetiştirmesi. Hatta hatta onun meşhur Konya'dan İsmet İnönü'ye, Başvekili İsmet İnönü'ye çektiği bir telgraf var. Orada da diyor ki bizim arkeolog ıı, arkeoloji mütehassıslarına kati ihtiyacımız var. Yurt dışına gönderdiğimiz ıı, öğrencilerden bir bölümünün bu alanlara yönlendirilmesini bir direktif olaraktan ıı, İsmet Ünal'e yazıyor. O sayede işte Ekrem Akurgal, Sedat Alp, Rüstem Duyuran, ıı, Halil Demircioğlu, Suat Baydur, ıı, Af Afif Erzen gidiyorlar ve onların hangi bölümlerine seçileceğini bile Gazi Çankaya'dan yönlendirmiş. Hatta demiş ki Sedat Alp Hititolojiyi seçsin. Hı. Çünkü e, kazılan merkezler erken Hitit, hitit merkezleri daha da e, yeni merkezlerin eklenmesi söz konusu. E, Akurgala'da klasik arkeolojiyi seçmesini yönlendirmiş. Onların gelip Anadolu'daki yabancı kazılarda staj yapmalarını istemiş. Bu da çok doğru bir karar ve ilk kuşak öyle yetişmiş. Ve onların dönüşüne de Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kuraraktan yetiştirmek istemiş ama ömrü vefa etmemiş orada. Arkeoloji onun açısından gerçekten samimiyetle ilgi duyduğu müzeler, kazılar ve Anadolu'nun toprak altı medeniyetleri ve onların bizim tarafımızdan bulunup kendi arkeologlarımızca çıkartılarak bilim dünyasına tanıtılması Ana misyonlardan biri olaraktan e, Türk Tarih Kurumu'na e, adeta bir vasiyet olarak bırakılmış. Ve o e, Cumhuriyet Hükümetleri onu gayet günümüze kadar e, çok yakından e, uygulamış. Ve bugün 600 aşkın kazımız var. Sağ olun. Şu an Türkiye'deki Alt güncel kazılarda. 620'ye ulaştı sanırım bu yıl. Hı. Ve bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda gayet samimi, ilgili bir projeyi, bir desteği sürdürüyorlar. Trakya'dan Anadolu'nun en ücra yerine kadar e, ekiplerimiz, yabancı meslektaşlarıyla birlikte çok başarılı projeleri sürdürüyorlar. Şöyle diyebiliriz, 100. yılımızda arkeoloji gerçekten e, Cumhuriyet'in e, dünya bilim tarihine sunduğu en önemli kazanımlarından biri olaraktan arkeoloji alanında ki bunu Göbekli Tepe'yi, Karahan Tepe'yi de katarız bu son şeye çabaya çok ciddi artı sonuçlarla dünya tarihine sıra dışı, ezber bozan sonuçlarla katkılar verdi. İnşallah. Dergiye tekrar dönecek olursak şimdi ben e, bu programa hazırlık babında ilk sayınıza baktım. Oo. İlk sayıda Muhibbe Darga da var, Sema ve evet, de var. var. Çok, çok iyi bir arkeolog, çok iyi bir sanat tarihçisi. Öyle arkeoloji ve sanat. Derginin adına da diyelim uygun bir tasnif olmuş. E, hem kazılar hem ee, e, nasıl diyeyim bu isimlerin yani e, bir arkeolog var bir sanat tartsi var bir bu bir tüm sayılarda karşımıza çıkan Çinlik. bir dağılım diyelim sizin derginiz Bu anlamda bu isimlerle okulları buluşturmak anlamında bir okul işlevi gördünüz mü yani ben şunu merak ediyorum yani siz kendi okullarınızdan yazarlar devşirdiniz mi Aa, bir e, sizinle yazmaya başlayan bir arkeoloji kültürü nesli kuşağı oldu. Kuşağı oldu mu? Oldu. Orada şöyle bazı yani belki somut olarak isimler üzerinden de şu alanda şu ismin öne çıktığından da bahsedebilirsiniz. Şimdi şöyle arkeo sanatta 1978'de başlayınca ilk başta o dönemdeki klasik e, hoca kuşağının e, yazılarıyla bir e, edisyon oluşturdu. Akademik, ama yazılar, akademik yazılar ama bunu popülerleşmesi gerekiyor. ama e, o dönemde sanırım arkeoloji sanata e, bir misyon olaraktan onu sevgili e, profesör doktor Mehmet Özdoğan çok güzel vurgulayan değerlendirmeler yaptı yeni kuşağın ye, e, yetişmesinde ve akademik yükseltmelerinde arkeoloji sanatın çok yapıcı geliştirici ve koruyucu bir e, rolü oldu ki çünkü bir, e, bir noktada e, belirli bir reaksiyon oldu. Genç kuşağın yetişmesinde, onlara yeni sahaların açılmasında e, izinler kolay çıkmadı. Hem e, mevcut yapıda üniversitelerde, hem de e, müzelerde e, o kuşağın e, makaleleriyle tanınmasında ya da o makalelerin birleşerekten onların akademik e, kariyerlerinin ilerlemesinde arkeoloji sanat çok olumlu e, rol oynadı. Bir iklim oluşturdu. O iklimde de yepyeni yazarlar kazandık. İlk e, o dergilerde yazmaya başlayanlar bugün pek çok bölümüm başkanı olaraktan arkeoloji bilimine her alanda e, bizleri gururlandıran projelerle e, dolu dolu e, katkıda bulunuyorlar. Orada da şöyle bir şey oldu mesela. İlginç de 1990'lardan itibaren de e, çocuklara yönelikten de e, boyama kitapları yapmaya başladık. O e, bunları yayın eviniz yayın evi olarak yaptınız. yaptık ama dergi Arkeo Sanatın bir e, yayın evi faaliyeti çıktısıydı. Zaten onun bünyesinde kurulmuş bir şeydi ve orada şunu gördük mesela o boyama e, kitapları ile yetişen nesil daha sonra karşımıza Hititolog olarak geldi ki biz e, çoğunu tanıyoruz hatta onlar yeni kitaplar çocukları için yeni kitaplar yaptığında adeta hani ...torunlarınız olmuş gibi seviniyorsunuz. Bir taraftan bir e, genç bir birey... ...sizin sayenizde oraya geçmiş. Şimdi kuşağın e, ...en önemli ifade ettiği... ...nokta da şu... ...biz arkeolojiye sizin dergiyle... E, ...ilgi duyduk ve arkeolog olmaya karar verdik. E, i̇simlerini de tek tek sayabilirim. Hangi e, şeyinin olduğunu. Ama en önemlisi... ...daha sonrasında sizlerin varlığı olmasaydı... ...bugünkü kariyerimizde... ...gerçekten... Farklı yerlerde olabilirdik diyenlerde çoğunlukta. Başka alanları seçebilirlerdi. Ama biz onların özendirici, yönlendirici ve destekleyici bir gücü olduğumuzu e, yakinen hissediyoruz. Ve onların da başarıları bize bu açıdan da gurur veriyor. Nizmi, çok teşekkür ederiz. E, vaktimizin sonuna geldik. Ama sizinle e, derdiyi konuşalım gibi. derken... Bir, bir anlamda arkeoloji ve sanat dergisiyle birlikte aslında Türkiye'deki arkeoloji kültürün de kısaca da olsa e, konuşmuş oldu ki belki de daha da faydalı olan kısmı e, izleyicilerimiz için bizler için bu arkeoloji kültürünün de nasıl leşet ettiğini bir anlamda hani Osmanlı'dan Cumhuriyet'ten bahsettiğiniz orada çok ciddi e, doğru anahtar isimlerden de burada e, bahsetmiş olduk arkeoloji dünyamıza katkısı olan hepsinin de rahmetle Anladım. Saygıyla anıyoruz. Çetin Emeç'ten bahsettiniz. Çetin Bey'i de rahmetle Öyle. analım Türk basının acı kayıplarından biriydi. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Arkeoloji ve Sanat dergisini 174. sayısı çıkmış olan bu e, genç dergiyi tekrar sizinle konuşmuş olduk. Tekrardan teşekkür ederiz. 45 yıllık bu çabaya destek veren ilk sayısından bugüne sabırla ve büyük bir ilgiyle... Bizleri var eden okuyucularımıza ve özellikle abonelerimize teşekkür ediyorum ki onlarla çeşitli platformlarda birlikte oluyoruz. Bir tanesini hatta e, İzmir'de çok büyük bir jest yaptı. İlk sayımızdan bugüne e, bizi yalnız bırakmayan Hikmet Durmuş ailesiyle birlikte gelip bizle e, aramızdaki bir kutlamayı gerçekleştirdi. Çünkü abone dediğiniz e, kitle Tüm dünyada dergiciliğin en önemli faktörü. Evet. Türkiye'de de böyle bir bilinçli, az ama bilinçli, e, onların ömürleriyle özdeşleşmiş bir abone kitlesiyle var olmak bizlere de ayrı bir güç ve e, değer veriyor. O açıdan e, ülkemiz insanına bir kez daha bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederekten kapatmak isterim. Nezih Bey e, okurlarınıza ve abonelerinize teşekkür ettiniz. Biz de bu nezaketiniz için size bir teşekkür daha edelim. Dergileri neticede ayakta tutan bu okurlar, bu aboneler. Bizim de bugün bu programı yapmamıza vesile olan işte bu dergi okurları, dergileri seven insanlar. Bu vesileyle tekrar onları da saygıyla selamlayalım izleyicilerimizi, okurlarımızı. Mecmuanın bu bölümünde Arkeoloji ve Sanat Dergisi'ni kurucusu Nezih Başgelen'le konuştuk. Mecmuanın başka bölümlerinde başka dergileri konuşmak üzere. Hoşçakalın.